Selamünaleyküm arkadaşlar. Yatan aracın motorunu nasıl çalıştırırız ya da çalıştırmadan önce nelere dikkat etmeliyiz, neleri kontrol etmeliyiz? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Motorun üstünde göstererek bu araç ne kadar sürede yattığında nelere bakılması gerekiyor onlardan da bahsedeceğim. Diyorum direkt motorunu geçelim. Motoru da hemen ben size göstereyim. Bunu normal bir araç için gösteriyorum. Zaten motorla ilgili gereken neyse hepsini anlatacağım. Bazı birkaç şikayet de almıştım. İşte 3 yıl öncesinde, 3 yıldır yatan bir motoru çalıştırdığımda sesler geliyor. Bu sesler neden geliyor ya da bu sesleri nasıl gidereceğiz ya da bu sesler nasıl gideriliyor? Bununla ilgili de bilgilendirme vereceğim arkadaşlar. Diyelim direkt motoru geçelim, hemen anlatayım size nasıl çalıştırırız yatan motoru. Arkadaşlar şimdi bu benim Ceylan Clio 1.5 dizel. Ustaların çoğu az yakan aracı biner. Ben de bu aracı az yaktığı için, ki gerçekten az yakıyor, seviyorum. Herhangi bir problem bugüne kadar bana çok aşırı bir problem yaşattı mı? Yaşatmadı. Ben seviyorum aracımı. Gayet güzel. Şimdi bu aracın 3 sene yattığını varsayalım arkadaşlar. 3 sene içerisinde motor hacmindeki, hatta şu kapağı direkt alayım. Şunu çıkartayım. Parmak izlerim duruyor ya. Şimdi 3 sene içerisinde arkadaşlar bu aracınız yattı. Bu motor kapağını çıkartıp şuradaki kabloları kontrol edin. Motor kapağını çıkartırken yer çubuğu da çıkmış. Buradaki kabloları, işte bir herhangi bir haşere girmiş mi, fare girmiş mi? Şu bölümlerde genelde çok olur. Ekmek taşınmış mı buralara? Bunları bir kontrol edin kaputu açıp da. Ondan sonra akünün durumunu kontrol edebilirsiniz. Ama uzun vadede yattıysa zaten akünüz büyük ihtimal bitmiştir. Veya siz aracı yatıracaksanız da, yani aracı yatıracaksanız da akünün herhangi bir kutup başını sökebilirsiniz. Eksi ya da artı kutup başını söküp aracı öyle yatırabilirsiniz. Geldiğinizde akü kullanılabilir halde olsun. Kutup başını taktığınızda akünüzü tekrar kullanabilirsiniz. Eğer aracı yatıracaksanız bu tür bir işlem yapabilirsiniz. Şu alttaki kısımları komple bir gözden geçirin arkadaşlar. Haşere, fare, işte kedidir, kuş yuva yapmıştır, ki geçenlerde sosyal medyada çok dolaştı, kamyonun içerisinde kuş yuva yapmış, o kamyonu kullanmıyormuş şirketler. Bu sizin aracınızda da olabilir. Kedi yuva yapmış olabilir, işte fare yuva yapmış olabilir, kuş girmiş olabilir. Onları kontrol edin. Özellikle bu bölümde herhangi bir haşere olmayacak. Özellikle de şu bölümde uzun zamandan beri aracınızı kullanmadıysanız hayvanlar bu bölmeye yuva yapmış olabilir. Eğer bu bölmede kedi varsa arkadaşlar, hiç motoru kaldırıp da bakmadınız ve marşa bastığınız esnadan bu yana bu kediyi siz şu gördüğünüz şarj kayışı pervanesiyle birlikte, şarj kayışıyla birlikte, kasnakla birlikte kediyi kıyma yapma şansınız var. Sadece hani kediyi öldürmek değil, kediyi kıyma yapmak değil bu aslında. Eğer o kedinin herhangi bir parçası, benim gibi trigger kayışlı bir aracı sahipseniz arayı parçalayıp trigger kayışının arasına girerse arkadaşlar, bu triggeri sentesini atlatır. Bu da sizin aracınıza durduk yere masraf çıkartır. Yatan araçta en önemli şeylerden biridir. Aracın içerisinde haşere girip girmediğini kontrol etmek arkadaşlar. Bunu yaptınız. Kontroller gerçekleştirdi. Haşere maşere girmemiş. Kabloların hiçbiri kopmamış. Akünün de kutup başını önceden çıkartmıştınız, taktınız ve marşa basacaksınız. Tabii basmadan önce motor suyunu da kontrol edin. Şimdi araçlar ortalama işte bir sene yatmışsa ya da 6 ay yatmışsa arkadaşlar, gene herhangi bir şey olmaz ama bunun uzun vadede olmaz demeyelim, yani riske atmayalım. Marşa bastığınız esnada bir ses duyacaksınız. Benim aracım gibiyse eğer, sizde de yağlı tabetler varsa, bu tabetler aracın yatmasından dolayı, önceden çalıştırıp bıraktığınızdan dolayı bu yağlar arkadaşlar aşağıya kartele süzülecektir. Ve siz yapacağınız işlem, suyunu kontrol ettiniz, haşereleri kontrol ettiniz, akü de güzel, marşa basacaksınız. Marşa bastığınız esnadan yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika motoru rolantide çalıştırmanız lazım. Bu motoru rolantide çalıştırma esnasında aracınızdan şak şak şuk şuk sesler duyabilirsiniz. Bu büyük bir ihtimal yağlı içeceklerinizin yağ dolması, yani yağlı içecek çünkü tabletlerin yağ dolması gerekiyor. Bu yağlı içeceklerin yağlanması ve yağlandıktan sonra bu sesi kesme ihtimali var. Bu tabi çalıştırdığınız 40 dakika içerisinde değil, ortalama bir 10-20 kilometre yol yaptığınızda da kesebilir. Bir 50 kilometre yol yaptığınızda da kesebilir. Fakat aracınız eğer 1 sene 2 sene yatmışsa, ilk garajdan çalıştırdığınız o eski yağ ile birlikte aracı çalıştırıp yağı ısıtıp
Sanayiye gidip yağını değiştirebilirsiniz yatan aracın. Çünkü yağ ve yağ filtresi arkadaşlar biz normalde 1 yıl ya da 10 bin kilometre Türkiye şartlarına göre veriyoruz. 15 bin 20 bin verenler de var. Ama benim size tavsiyem eğer yatıyorsa aracınız arkadaşlar yağını değiştirin. Çalıştırdıktan sonra yağını değiştiriniz, motor sıcak o yüzden yağ su gibi. Çalıştırdıktan sonra motoru yağını değiştirin. Aracı olduğu yerde 40 dakika çalıştırdınız, gözlem yaptınız. Herhangi bir yerinde dediğim gibi fare haşerileri girip yuva yapmamış olabilir ama hortumları çok, özellikle plastikleri fareler çok sever arkadaşlar. Hortumları kemirmiş olabilirler. Belki suyunuz, benimki şu an biraz eksik. Suyunuz tam olabilir ama hortumlarınız eğer kemirilmişse ya da mazot hortumlarınız, marşa bastığınız çalışmıyor olabilir. Mazot hortumlarınız kemirilmişse bir taraftan sıvı akıtacaktır. Eğer böyle bir şeyde denk geliyorsanız yani motoru çalıştırdınız çalıştı ama aşağıya bir su veya bir sıvı işte motor yağı olsun gerek mazot olsun gerek benzin olsun bir sıvı akıtıyorsa arkadaşlar motoru stop edip bir ustaya danışmanızda fayda var. Ama onun haricinde dediğim gibi aracın motor yağını kontrol edip suyunu kontrol edip aküsünü de takviye yaptıktan sonra ya da işte değiştirdikten sonra büyük ihtimal bitecektir. Bu size kalmış yatan araçta akü değiştirip ya da değiştirmemek. Belki de basacaktır yani akünüz sağlamdır, ölmemiştir uzun vadede. Marşa basıp direkt aracı çalıştırın. Çalıştırmanız yeterli. Ortalama 40 dakika ve 45 dakika aracınıza gözlem yapın. Dediğim gibi o ses de gelebilir. Çakırtı, çukurtu. Bunları pek kale almayın. Belli bir süre sonra kesecektir. Eğer kesmezse arkadaşlar anlayın ki motor yağınız özelliğini kaybetmiş olabilir. Bunun için de motoru çalıştıktan sonra sanayiye gidebilirsiniz. 40 dakika gözlemden sonra sanayiye gidebilirsiniz. Motor yağı ve yağ filtresi, hava filtresini değiştirmenizde fayda var. Onun haricinde yatan araca başka benim size anlatabileceğim başka bir şey yok. Tabii şanzıman yağ dişi yani şanzımanın içerisi de yatmış olduğundan dolayı motor yağını değiştirdiyseniz eğer yatıyorsa aracınızı hiç kullanmadıysanız şanzıman yağını değiştirmenizde şanzımanın dişi karıncalanmasında önlemiş olacaksınız ve uzun ömürlü bir şekilde kullanacaksınız diyorum. Bu konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.